İş dünyasıyla karşınızdayız. TV Kayseri ekranlarına hoş geldiniz. Ben Aytölü Bidinlioğlu Öztürk. Bugün gerçekten çok keyifli bir konuyu konuşacağız. Ben de merak ediyorum. Bakalım nasıl tüyolar alacağız Sayın Ömer Faruk Hamurcu Bey'den. Markalaşmayı konuşacağız. Reklamcılık sektörünü konuşacağız. Medya planlamayı konuşacağız. İletişim ve pazarlamayı konuşacağız. Sizin de eğer ki bu konuda bizim de sözümüz var diyorsanız bize sosyal medyalarımızdan ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Ömer Bey, bugün önemli bir konu. Marka hikayesi. Aynen. Markalaşma yolunda neler yapılması gerekiyor? Reklamcılık sektörünü konuşacağız. Sizleri tanıyoruz bizler yönetmenliğinizle. Hakikaten bize verdiğiniz akıllarla, fikirlerle inanılmaz güzel işlere imza atıyoruz ama sizi yeni tanıyan, ekranlarda görüp de hep farklı yönünüzü bilenler için kendinizi bir kez daha tanımlar mısınız? Çünkü yönetmen dedik, bu çok çok önemli. Özellikle yurt dışını gözlemlediniz, İstanbul'da ulusal kanalları gözlemlediniz. Biz sizi sizden dinlesek nasıl anlatır Ömer Faruk Hamurcu'yu? Tüm sevgili seyircimize saygılar sunuyorum. Bu en zor soru. Kişinin kendini anlatması gerçekten kolay değil. Hele biz gibi yapıda olanlar hiç anlatmayı sevmeyiz, istemeyiz. Burada sizin söylediğiniz alan ve konu benim çok sevdiğim, içinde yıllarca bulunduğum, inanılmaz derecede keyif aldığım, işten ziyade bir hobi olarak gördüğüm ve emin olun bir hobi de birinin işte balık avlaması, birinin başka bir hobisini yapmasından nasıl bir keyif alıyorsa o şekilde benim baktığım, yaklaştığım, yaptığım ve çalıştığım bir alandı. Sizin söylediğiniz reklam, prodüksiyon, tanıtım, film, çekim, senaryo, proje inanılmaz derecede keyifli ve benim için en azından bir alan. İşte TRT'de başladım yapımcı yönetmen olarak. İlk özel sektöre geçen yönetmenlerdenim ve Türkiye'nin ilk doğrudan satış kanalı diye bugün için tabir edebileceğimiz son derece doğrudan satış diye şimdi adı olan bir kanal ilk kurulduğunda da oranın tek yönetmeni olarak sektörde işte en çok reklam filmi çeken yönetmenlerden biriyim. Oldukça güzel, çok kreatif bir sektör, güzel bir alan. Ve emin olun tüm dünyada baktığımızda her şeyin, her fikrin, her ideolojinin, her ürünün mutlaka duyurulması, tanıtılması, anlatılması gerekiyor. Bırakın bir ürünü, cansız bir ürünü pazarlamayı, satmayı, alıcıyla satıcı arasındaki o iletişimi kurma görevini hayatın tamamında kişilerin kendini anlatma bir çabası var. Pazarcının anlatma derdinden tutun, dünyanın en büyük markasının pazarlanmasını geçin, bir ölüm orucunda bile, çok sessiz sedasız bir eylemde bile derdini anlatmanın ve derdini anlatamamanın getirdiği bir eylemin karşı tarafa bir mesajını iletme olduğunu görüyorsunuz Aytun Hanım. Evet, reklam hakikaten sözsüz iletişimde olduğu, ağırlık bastığı, sözlü iletişimde de kendini çok net ifade eden olgulardan biri. Aynen. Biz sizinle reklam çalışırken ya da bir proje çalışırken öyle bir noktadan yakalıyorsunuz ki ya da öyle bir nokta çıkıyor ki ortaya. Evet, bu tamamıyla anlatacak cümle diyoruz. Çünkü bir cümlede gizli, gerekirse jingle müziğinde gizli, öyküsünde, hikayesinde gizli. Sloganında gizli. Hayatın her yerinde emin olun bu var. İsmi değişebilir, iletişim olabilir, PR olabilir. Yani bunu siyasetçiden tutun da ticarete varıncaya kadar hayatın her alanında ya gerek var mı falan dendiği her alanda bile gereğin olup olmadığını farkında olmadan o anı yaşayan bir alan. Ve bunun profesyonel alanda uğraşan insanları da çok kreatif, zaman geçiren, bilgi süzgecinden geçen ve yetenek altyapısı olan kişilerin olduğu bir sektör ve alan. Ve bakıldığında bir emek var ve çok keyifli bir alan. Bu bizim için, başkası sevebilir, sevmeyebilir, garip görebilir ama sıfırdan bir projeyi alıyorsunuz, hiçbir şey yok. Onu siz marka değeri olarak belli bir noktada topluma mal ediyorsunuz. Bu gerçekten çok zorlu, çok
sıkıntılı, çok kolay olmayan bir süreç. Ve bu sürecin içerisinde tamamen özellikle ilk o doğum aşamasında projeyi şekillendiren, sloganları üreten, konseptini oturtan kişiler sıra dışı kişilerdir. Bakıldığında sektörü iki şekilde değerlendirmek lazım. Beyaz ve siyah gibi. Bir ön tarafta son derece şık giyimli beyler, bayanlar, son derece çok güzel ofisler var. İnanılmaz düzenli çalışma stilleri var. Saatleri, zaman dilimleri, her şey çok milimetrik. Ama oraya gelene kadar bir de bir başka bölüm var ki tamamıyla zaman, mekan sınırlarını aşmış, istediği zaman, istediği yerde olabilen, onun gelip gitmesini sağlayacak bir mekanizma, istediği zaman yemek yiyecek, yemekten kalkacak, üretmek ve beyni çalıştırıp o konuyla hemhal olduktan sonra o projeyi ortaya getirebilmek inanılmaz şekilde zor, inanılmaz şekilde sıkıntılı. Ve bunu yapan insanlar da sıradan insanlar olamaz. 8'de kalkacak, kravatını takacak, 12'de öğle yemeğini yiyecek, 5'te çantasını alıp eve gidecek. Cumartesi günde boş kalınca eğri duvardaki duvardaki eğri çerçeveyi düzeltecek, pijamasını giyecek, sporunu yapacak, bahçe sulayacak filan. Şairler, yazarlar, metin yazarları, kreatif yönetmenler böyle kişilerden çıkmıyor. Ruhlarında gökkuşağının renklerini taşıyanlardan çıkıyor. Kesinlikle çileli, evet. Sıkıntılı, kendi sevdiklerini ihmal etmiş, kendine zaman asla ayıramamış bir yapı. Ve bu kişileri siz zamanla, mekanla, çizgilerle hapsettiğiniz zaman üretim olmuyor. O kişi yolda yürürken de kafasında bir projeyi oluşturabilir, bir sloganı bulabilir, bir düşünceyi bulabilir. Otururken de bulabilir. Siz onu getirdiniz, bir odaya oturttunuz, şurada otur, şu saatte çalış, git bu proje üret dediniz. Bak bakalım üretim üretemiyor mu? O kadar serbest düşünce ve özgür düşünce içerisinde kendini de fiilen özgür hissettiği ve her şeyi denediği, mesela aynı adımda benim çok tanıdığım metin yazarları arkadaşlar var. İnanılmaz şekilde uzun bir koridor vardı TRT'de. Orada gider gelir, gider gelir aynı koridor. Ve herkesin bizi çay ısmarlarlar. Sizin çayınızdan buyurdum içer. Kendiniz zannediyorsunuz. Öteye gider, ötekinden içer. Kafa orada değil aslında onun. Kafa diğer proje. Üç ayrı programın metnini yazardı. Üçü de birbirinden farklı. Mesela bir tanesi merhaba çocuklar, çocuklarla ilgili. Bir tanesi dini program, hiç alakası yok. Bir başkası tarihi program mesela. Evet, hakikaten o doğum sancıları çok zor oluyor. Hatta bazen tıkandığımız noktalar olabiliyor. Çünkü bir gün güzellik yazmışız, ertesi gün araba tabii yazıyoruz, ertesi gün inşaat yazıyoruz ya da anlatıyoruz. O süreç sancılı oluyor ama. Şimdi biraz önce dediniz ki marka değeri oluşturmak çok önemli. Artık günümüzde bundan 20 yıl önce baktığımızda marka değeri konuşulmuyordu belki. Ama şimdi artık firma sahipleri de, kurum sahipleri de markalaşmayı biliyor, marka değerini biliyor, reklamın önemini biliyor. İsterseniz marka değerinden bahseder misiniz? Marka değeri olmazsa bir işletme büyüyemez. Nedir marka değeri? Çok önemli. Gerçekten çok önemli. Siz hanımefendi olarak çok daha iyi bilirsiniz. Tabii burada direkt markaları veremiyoruz ama poşet taşıyor bazı bayanlar yanında, çantasından çıkarıyor. Bir daha efektif olan bir yerden alışveriş yaptıktan sonra çok marka değeri de yüksek olmayan o poşeti oradan çıkarıp içindeki malzemeyi diğer poşetin içerisine koyuyor. Bakınız. Yaşadığım bir örneği anlatmak istiyorum. Çok ilginçtir. Yani ilginçliği şu, çok sıradan bir örnek ama futbol takımları var. İşte Süper Lig var. Avrupa'da var. Efendime söyleyeyim. İkincilik, birincilikler var. O zaman daha Süper Lig yok. Birincilik, ikincilik var. Kayserispor ikinci ligde. Kocaeli birincilikte, o zaman anlatıyorum. Papen Mustafa diye bir oyuncu vardı, tamam mı? Kayserispor'da oynuyor. Windham Grant, şimdi Hilton'un orada aşağıda inerken onlar da yemeğe iniyorlar. Yemeğe inerken tüm futbolcuların hepsine bir küçük bir portföy verilir biliyorsun. Hı. İşte özel eşyasını oraya koysun diye, o kurumsal kimlik açısından takımın arması olur, logosu olur.
Herkes iniyor. Asansörde dikkatimiz bir şey çekti. Herkes de Kayserispor varken Papel Mustafa denilen o futbolcu da Kocaelispor'un portföyü vardı. Bu ne demek biliyor musun? Ya ben birincilikte oynayan takımdan buraya geldim demek evet, için evet. Kayserispor'un değil onunkini kullanmış. Tamamen görece. Şimdi Papel Mustafa olsaydı dikte kaçıncı dikte bilmiyorum Kocaeli herhalde bunu taşırdı değil mi? Kesinlikle. Barcelona'da evet. Oynayan mesela işte Arda hala Barcelona'nın oynadığının marka değerini üzerinde taşıyor biliyor musun? Bir yorumcuları izle marka değerini ne demek olduğunu daha iyi anlarsın. Ya arkadaş diyor ya adamın yedek kulübesi diyor bir bak ya diyor adam Barcelona'da oynamış diyor. Adam Real Madrid'de oynamış diyor adamın yedek kulübesi falan ya bu futbolcu da diyor kardeşim diyor hemen diyor alınır mı diyor ya bir fırsat tanıyayım diyor. Bakın dikkat edin. Teknik direktör diyor ki ya kardeşim anılarınızı torunlarınıza anlatın. Bana ne nerede oynadınız ya ben sahadaki duruma bakarım. Sen oyundan çıkartmak durumundayım oynayamıyorsun. Ben diyor ya Barcelona'da oynadım. Yorumcular diyor ki adam Barcelona'da oynamış diyor ya biraz fırsat tanı diyor. Ya tamam Barcelona'da oynamış da marka değeri düşmüş bunun. Ya tamam Barcelona marka değeri de adam Barcelona'da oynamıyor. Şu anda bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Hı hı. Bugün üç büyük kulüpte oynamak, adam hala onun formasıyla dolaşıyor. Takımları çok rahat söyleyebildiğimiz için söyledik. Yani bizim köyde demiş adam şunu bağlamışlar, şunu salmışlar. Yani bu programda bile başarı örneklerini veremiyorsun. Adam, ya kardeşim tamam, adam yapmış bir hamburger, tamam mı? Dünyada bir numara olmuş. Çok ilginç bir marka değerinden size bir örnek göstereyim Aytun Hanım. Yaşanmış bir örnek. Olayın bundan daha güzel bir şey anlatamaz. Kayseri Park'ta bizim de standımız var orada biliyorsun. Orada da devamlı çekimler yapıyoruz. Tam zemin katta iki tane dünya markası hamburger fast food zincirinin küçük dondurma satan standı var. Böyle 2 metrekare. 2 tane. Bir tanesi ilk 5'e giriyor, bir tanesi ilk 10'a giriyor. İlk 5'e girene baktığınızda oturmak bile yasak. 1 liralık bir dondurmayı satmak için inanılmaz bir çaba gösteren profesyonel 2 kişi var. Diğeri tek kişi idare ediyor. 10. sırada. Onu da geçtik. Çok ilginç bir örnek. Yaşanmış bir örnek. Hemen yanında da bir mısırcı. Mısır standı açılmış. Mısırcım diye. O da yerel bir marka bile değil. Herhalde yerel bir şey alıyor, mısır satıyor. Peki güzel. İki tanesini yukarıdan da bir seyrediyoruz. Bakıyoruz. İbretlik böyle. İletişim fakültelerinde, işletme fakültesinde buranın okutulması lazım. Onlar hep teorik verdiği için çıkanları da ortada. Neyse. Geriden baktık. Ya 1 liralık dondurmayı. O dünyanın ilk 5'e giren fast food zincirinin temsilcisi nasıl satıyor biliyor musun? Nasıl ilgili ya? Nasıl kibar? Kapıda kuyruk. Kuyruk var orada. 10. firmada birkaç kişi var. Bizim Mısırcım'da kimse yok. Mısırcım'da 3 de bayan. Mısırcım'daki bayan sürekli telefonla oynuyor. Kafasını kaldırıp da ya iletişim kurmuyor gelenle ki mısır satayım diye. Göz teması kursa ya da mısırı karıştırsa, bir şey yapsa, yaşasa yani müesseseyi yaşatsa satacak. Çok ilginç bir şey daha, bunu ilginç kılan bir şey daha. O iki firmanın da patron ABD'de. Kaç kilometre ileride. Bakın, kurumsallığa bak, markaya bak. Mısırcımın patronu nerede biliyor musun? Karşı. 5 metre ileride, bildin değil mi? Evet. Patron da karşısında duruyor ya. Ve telefonla oynuyor, telefonla. Ne dedim biliyor musun? Bizim arkadaşlarına birine dedim ki git bir tane dedim bir şu işte dedim Vodafone kart var mı diye bir sor bakayım falan dedim. Gitti. Vodafone kart var mı dedi. Karşıda da telefoncu var. Kız bir kızdı. Beyefendi telefoncu mu burası dedi ya. Ne diye bana dedi telefon soruyorsun. Bir de azarladı. Zaten böyle diyecek. Buna şöyle cevap ver dedim. Ya madem telefoncu değilse sabah tanışma niye telefonla oynuyorsun? Bura Mısırcı. Mısır'la ilgilensene telefonla niye oynuyorsun? Cep telefonla niye oynuyorsun ya?
Sonucu söyleyeyim mi sana? Bir ayı dolduramadı, mısırcım uçtu. Diğerleri nerede? Hala orada. Evet, satış. Yani marka sadece, Aytunam sözünü kestim, kusura bakmayın. Sadece marka, sadece marka değildir. Lahmacun zincirleri var. Bir sürü lahmacun zinciri var. Geçebiliyor mu? Bizim şeyi dışarı, Edirne'nin dışarısına geçebiliyor mu? Terminale gidiyorsun. Ne içinde belli olmayan bir şey. Bilmem ne. Yani ya marka kimi kıskançlıktan, kimi efendime söyleyeyim bel altı vuruyor. Kıskanamadığına, uzanamadığı ciğere pisliyor. Bilmem ne. Ya kardeşim ondan sonra emperyalistlerin ürünü de bizim yerli ürünü alın da bilmem ne de otomobil alıyorsun. %90'ı İtalya edilmiş. Kapıya bir tane şey koymuş. Sen yerli diye milleti kandırıyorsun. Ne alakası var ya? Kardeşim sen olacaksın. Sen marka üreteceksin. Sen helal işlerle o zinciri kuracaksın. Dünyanın her tarafına da o fast food zincirini değil, insanları öldüren, insanları zehirleyen, insanları şeker olayını, kalp olayını tetikleyen o unsurdan kurtarabilmek için oturup para babaları, Arabistan şeyhleri, bilmem ne şeyhleri, onlara kaynaklık teslim edene kadar sen dünyada kuracaksın, sen bir numara olacaksın ya. Adam senin paranla, IMF'e en çok katkı veren ülkeler, İslam ülkeleri, Arap ülkeleri ya. Onun için eleştirmekle, hamaset yapmakla olmuyor. İsrail mallarını boykot edelim. Bakıyorsun adam hemen bakıyor. Aa, misvakı kullanalım diyor arkasından da. Hemen adam misvakı sanki adam bedava satıyor. Onun için Aytun Hanım, marka kesinlikle son derece önemli. Hakkıyla elde edildiyse, hakkıyla alındıysa ki hakkıyla alınmıştır. Kolay kolay olmuyor. İnanılmaz süzgeçlerden geçiyor. İnanılmaz fırtınalı süreçlerden geçiyor. İnanılmaz yanlış uygulamalardan dolayı zarar görüyor o marka. Eğer doğru yönetiliyorsa, doğru iletişim kullanılabiliyorsa, ürün toplattırılıyorsa, tekrar o kişiye belki şirketin 10 yıllık karı heba edilerek o kişilerin tekrar gönlü kazanırsa pazarı da kazanıyor. Kesinlikle ve kesinlikle dünya çapında marka olmak kolay bir olay değil, basit bir olay da değil. Öyle hamasetlere falan da marka olunmaz, markanın da önüne geçilemez, geçilemiyor da zaten. Evet, bunun çok çarpıcı bir örneğini hani biz de hamaset yapmayalım, somut örneklerden gidelim de yaşanmış, yaşanılan bir örneği anlattım. Evet, dediniz ki bir numara siz de olun, çalışın. Peki bir numara olmak için sizin önerdiğiniz, mutlaka şunu 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 yapın dediğiniz maddeler var mı? Kesinlikle var. Bir, ürünü neyse, üretimi neyse, alanında hangisi ise doğru olacak. Kesinlikle doğruluk iletişimde çok önemli. Üründe de aynı şekilde kalite olacak. Geri dönüşü olacak. Servisi olacak ya da hatalı ve defolu olduğu zaman ürününe sahip çıkacak bir tedarik zinciri ve iletişim olacak. Niye diyorum? Dünya markası olan ürünler Türkiye'ye ithal edildi. Şu anda piyasada yok. Sebebi ne biliyor musunuz? Çok başarılı otomobillerdi ama servis zincirini doğru kuramadılar. Bakın servis ağını doğru kuramadılar. İkinci eli oluşmadı. İkinci el oluşmayınca alan kişiler başta aldı, parçası son derece pahalı olduğu için onu yenileyemediler. Başta doğru kurduğunuz gibi sürdürülebilir olması gerekiyor marka değerini oluşturabilmek için. Yani siz kurdunuz mu? Tamam, bunu tekrar pazardan çekemezsiniz. İşlevsel olacak, sürdürülebilir olacak, marka değeri olacak. Şunu var, pre-profesyonel olacak. Yine isim veremiyoruz ama çok yaygın, çok inanılmaz şekilde krizde bile etkilenmeyen bir giyim zinciri var. Yabancı kökenli. Yerli de bir distribütör var. Türkiye'nin 5. büyük zenginliğinden açık ara 1. büyük zenginliğe giden ve normal profesyonel bir genel müdürken iş adamı olan birinin sahip olduğu bir ürün. Ne oluyor biliyor musun? Bu kişi İstanbul'da bir semtte otururken o semtte mağazası yok. Belli bir yaş grubu, belli bir yaş grubu arkadaşlar sabah yürüyüş yapıyorlar. Dolaşıyorlar tabii. Oturuyorlar bir kafede filan. Konuşuyor. İşten güçten konuşuyorlar. İşten anlatıyor. Ya şu iş iyi, bu iş iyi falan. Şu da iyi gidiyor. Ya diyor üstad, ya şunun diyor semte de bir tane deminki verdiğim örneği desteklemek için bir yer açsanız falan diyor.
Ya diyor ben birkaç defa diyor bizim icra komitesinde paylaştım da diyor. Bizim genel müdürümüz araştırayım efendim dedi diyor. Döndü efendim o semt uygun değil dedi diyor. Ya üstad nasıl uygun değil der diyor ya en geliri yüksek semt diyor. Tamam mı bu semt diyor burada nasıl uygun olmaz diyor alışveriş olarak falan. Birkaç defa falan derken patron bir toplantıda tamam mı ya buraya bir atsanız diyor. Artık genel müdür ya arkadaşlar diyor çok şey yapar diyor sizin diyor tamam uygun değil dediniz ama arkadaşlar çok yüksek buranın gelir düzeyi dedi diyor. İsterseniz açın diyor. Ya direnemiyorlar artık daha fazla. Patron çok nazik konuşsa da aç anlamında söyle. Genel müdür faaliyet tamam. Orada gidip bir AVM'de şubeyi açıyorlar. 6 aylık periyotlara bakıldığında çok düşük oranın geliri zarar ediyor. Diğerleri kar ediyor. Bakın yaşanmış örnekler afaki değil. Bu bilinen bir sektörde yaşanan bir örnek. Tabii tam isim versek, marka versek çok daha kolay anlaşılır ama veremiyoruz. Peki. Yılın sonunda yıllık değerlendirme toplantısında çok çarpıcı bir şey oluyor Aytun Hanım. Anlatılıyor. Liste var ya kar eden şubeler. Genelde de ciddi bir karlılık oranı var. Patron çok mutlu. Teşekkür ediyor. Yabancı temsilci de var. Yurt dışından gelen temsilci de o toplantıda. Yabancı temsilci bitiyor. Sorusu olan var mı? Diyorlar. Yabancı temsilci diyor ki ya patron ortak kusura bakma. Bir şey aklıma takıldı diyor ya. Bu semt diyor buradaki bir şube zarar ediyor. Hepsi kar ederken. Ya oraya diyor hiç mi bakılmadı diyor açılırken, yapılırken. Lokasyonu seçerken. Nasıl olarak bu kadar başarılı bir şirket bu yanlış kararı verdi? Çok merak ettim. Tabii devede kulak o karın içerisinde hiç önemli değil. Merak ettim diyor. Öyle yapar abi. İşi bilen o firmalar onu yapar. Bunu kendi anılarında yazıyor o kişi. Bunu kendi anılarında yazıyor. Başarısızlık örneklerinde anlatıyor. Söz alıyor. Tamamen benim yanlışım ve benim hatam diyor. Çok şaşırıyor adam. Olay böyle 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 oldu. Profesyonellere inanmadım. Bu başarılı kişilerin verdiklerine güvenmedim. Arkadaşlar açın dedi. Baktım ki arkadaşlar bir alışveriş yapmamış orada. Niye biliyor musun Aytun Hanım? Evet semt çok lüks bir semt. Ama o ürün orta düzeye hitap ediyor. Şimdi ismini markaya söylüyoruz, merkez bilir. Hatta ortanın altına hitap eden bir ürün. Çok satıyor. O kriz döneminde de hiç etkilenmedi. Çok önce çocuk satıyor. Diye biliniyordu. Sonra yetişkin ve yani, bu lüks bir tüketim ürünü evet. Olmadığı gibi. Oradan demin konuştuk ya, marka meraklısı olan, ya benim işte gözüksün şurasında arması burasında bilmem nesi denen alışveriş yapacağı bir yer değil. Arkadaş hiçbirisi alışveriş yapmamış orada. Bu tamam %100 benim hatam. Ben yanlış yönlendirdim. Ben bugüne kadar tüm yaptığım şeylerin arkasındayım. Hata benim. Diyor ki ortağına burada talimat veriyorum. Şubeyi kapatın. Açılış ve kapanış süresi içerisinde geçen tüm zararları benim gestiyonuma yazın. Hepsini ben karşılayacağım. Oraya sırf bu iş için aldığınız arkadaşları da işsiz bırakmayın. Başarı şirketlere yönlendirin. Onun zararını da benden kesin diyor. Bunu da ben anılarımda yazacağım. Bu zararında diyor genel müdüre ve ekibe diyor ki moralinizi, motivasyonunuzu bozmayın. Ortağına diyor ki sen gönlünü ferah tut. Bunu ben yazacağım. Arkadaşlarıma da bunu herkese anlatmaz. Hiçbir sakınca yok. Hayatım boyunca hep başarıyla özdeşleşmiş bir kişiyim ben. Her yaptığımın da başarılı olacağı diye bana da kibir geldi. Ama başarılı olurken hiç bu kadar kendim şahsi karar vermemiştim bugüne kadar diyor. Tek verdiğim şahsi kararda özgüven patlaması ve arkadaşlarımın yönlendirmesiyle yanlış karar verdim. Buna da iyi bir ders oldu. Bunu ben ego yapmam. Ego yapsaydım bu duruma gelemezdim. Arkadaşlar saklısınız. Bunu paylaşın. Duyurun. Bir daha da hiçbir patron benim gibi yapmasın diyor. Yapacaksa diğer hayatım gibi yapsın diyor ki kendi anı kitaplarında var. Dolayısıyla herhalde konu anlaşılıyor. O zaman bir soru, şöyle bir parantez açıyorum ve şu soruyu soruyorum. Hep profesyonellere kendini bırakmış bir markadan ve kişiden bahsediyoruz ve kişi kendi egosunu devreye girdirdiğinde profesyonel bakışı kaybettiğinde ortaya çıkan sonucu. Şimdi Kayseri geneline geldiğimizde 23 yıldır ben sahayı kokluyorum ki siz benden çok daha iyi sahayı biliyorsunuz aslında ama Kayseri genelinde markalaşma nasıl? Çünkü bu zincir tam tersinde Kayseri'de biraz daha ben merkezli işletme sahiplerinin kararlarıyla yönetim gidiyor. Gidiyor mu acaba? Gidiyor mu? Mu? Gitmiyor. Üzülüyorum ya. Kaç tane çok büyük gibi gözüken firma gitti.
Sahayı okumak, alanı okumak, tabloyu okumak, geleceği okumak, güçlenmek için birleşmek gerekirse kardeşler birbirine düşüyor, daha çok ayrışıyor. Dünyanın, bırakın şirketleri, bırakın iki dev firmayı, Avrupa Birliği kuruluyor. Yani Almanya ile Fransa kömür birliği, işbirliği yapıyorlar. Önce Avrupa'ya kömür topluluğu yapıp zinciri genişletiyorlar. Almanya ile Fransa tek başına yetmiyor. Ekonomik birlik kurup arkasından Avrupa Birliği kuruyor. Yani koskoca dev firmalar yetmiyor. Devletler birleşiyor. Sınırları kaldırıyor. Ortak para birimine geçiyor. Güç birliği yapıyor. Ama siz kardeşinizle, sen şu arabayı aldın, ben bu arabayı aldım, senin çocuk şuraya bindi, benim çocuk buraya bindi diye. Siz sermayeyi bölüp küçülüp bu sektörde, bu dünyada markalaşmak, daha da çok büyümek ve işi kontrollü şekilde profesyonellerle götürmek yerine ailevi çekişmeler, kardeş çocukları çekişmeleri, velayet çekişmeleri, aynı padişahlık sisteminde olduğu gibi velayet prens çekişmeleriyle battınız. Batıyorsunuz. Çok ilginç bir şey söyleyeyim. Bir ara oda başkanı da yapmış bir sucuk imalatçısı ne dedi biliyor musun? Ya arkadaş dedi, bizim meslekten bir tanesi dedi, reklam verdi dedi. Ya Türkiye çapında vallahi çok faydasını gördük dedi. Biz hiç bilmedik de dedi. Bu işte Kayseri'de turizm yatırımları olan Erciyes ve o sektörde olanların bir tanesi istifa etti görevde olmadan. Bir gün karşılaştık. Ya abi hiç sorma dedi ya. Ya hiç kimse ilgilenmiyor dedi. Tanıtın Kayseri'yi diyorlar dedi. Kayseri'ye gelen ilk kişinin aldığı hep sucuk pastırma dedi. Gerçekten de öyle. Yani en çok gelenlerin aldığı sucuk pastırma. Ya dedi arkadaş ya şuraya bir katkı sağla diyoruz dedi. Niye yani demiş. Yani dedemden beri pastırma sucuk yaparım. Gelen turist mi alıyor? Biz hep satarız zaten. Benim ürettiğim 8 kasa pastırma kardeşim. Çok kıymetli zaten demiş yani. Hiçbir ilgilenmedi diyor. Ya, duyarlı olmadı diyor. Bu işte maalesef bizim burada ünü Türkiye'yi bırakın, Avrupa'yı bırakın, dünya çapında olan bir firmanın sahibinden dinlemiştim. Tamam mı? Biri aramış telefonla. Ya benim bir tane işte sandıkta bir yeğenim var. Çok hiçbir yere şey istediler de bilmedik. Çok başta ben göndereyim de bir yere yerleştir eliğin altında falan. Sen ne yapacaksın şimdi demiş. Ya numarasını sana atıyorum. Yok sen bana onu atma. Ben insan kaynakları müdürümün numarasını sana atıyorum. O bir görüşsün ondan demiş. Torpille, eş dost, sen ben bizim oğlanla müessesler yönetilmez. Yönetilemiyor. Batıyor. Evet batıyor. Batıyor. Gerçekten batıyor. Ama çok fazla özel sektörün batması çok büyükse bile ya görüyor musun falan işsiz kalanlar biraz duyuluyor. O da başka bir işe giriyor. Çok da fazla yankılanmıyor. Ya battı diyorsun. Ya geriye dönüp sayalım mı batanları burada? Gerek yok. Ama daha vahimi ne biliyor musun Aytül Hanım? Kamuda marka değeri dikkate alınmadığı için kamu tümden elden gidiyor. Ağlayanın haberi yok. Nasıl? Yani kimsenin haberi yok. Yani ya 3 kişi alınacak torpille alınmış. Kayseri diyorsun. Bir kurumda, bir kamu kurumunda hiç o meslekten olan kimsenin olmadığı ortaya çıktı. Hatta ben... Aynı kişiler buraya müracaat ediyor. Giremiyor. Başka bir şehre müracaat ediyor. İşe başlıyor. Şimdi tablo iç açıcı değil. Kamuda liyakat yok. Adalet de yok. Özel sektörde liyakat ve adalet olmazsa patronun malı batıyor. Ama kamu battığı zaman milletin malı batıyor. Marka değerinin kamuda da olması aslında gerekiyor. Aslında şehrin marka değeri gidiyor değil mi? Ya, kesinlikle öyle. Bakın çok enteresan bir şey söyleyeyim size. Daha 2 gün oldu konuştum. Gaziantep tüm tur operatörlerine ne diyormuş biliyor musun? Gelin burada kalın. Burada turist getirin, yerli turist getirin, otel bedava, yol bedava ve üstelik de katkı sağlıyormuş. Ben sordum, ya niye Gaziantep dedim. Dedi ki bize bu imkanları sağlıyor. Sürekli bizi davet ediyor, uçak bileti gönderiyor, otel gönderiyor, araç tahsis ediyor.
Yanımızda işi bilen insanlarla yerleri gösteriyor, fiyatları söylüyor, subvansiye yapıyor, yani indirim yapıyor, anlaşmış. Otel indirimli, işte gezi yerleri indirimli, yakıt indirimli. Ya inanılmaz şekilde ve bizi buraya onlar davet, onlar gösteriyor, bakıyor, biz de sunuyoruz. Biz de kazanıyoruz, gelen de kazanıyor, dedi. Ben ya yazı duramadım, bizim oraya gelsenize kardeşim, bak Kültepe'miz var, Erciyes'imiz var, şunumuz var, bunumuz var diyordum. Dedeman Erciyes'te dağında 3 yıldızlı bir oteli vardı. 4 yıldızlı, 5 yıldızlı otel yapabilmek için mücadele etti, başaramadı. Tazminatını yaktı, çekildi gitti buradan. Erciyes Dağı, Erciyes Dağı değilken, yani Hisarcık Belediyesi tarafından yönetilirken, dikkatinizi çekiyorum. Murat Dedeman'ın dediği şu, ya arkadaş biz bir ekonomik olabilmesi için bir uçağı doldurmamız gerekiyor, charter seferinde. Uçağı doldurmasak yarısı yakıt, yarısı referans, yarısı transfer kazanamıyoruz. Biz bunu getirip otelde konaklattığımız zaman otel almıyor. Yani bu otele biz herkesi doldursak kar edemiyoruz. Aynen doğru, işletmeci mantığı. Bunu büyük otel yapacağız. Bir seferde getireceğiz, oteli dolduracağız, tekrar götüreceğiz. Ya bundan kimsenin karnı doymuyor. Aşamadı biliyor musun? O sonu çekti gitti. Niye palan döker? Yani niye Acun Ilıcalı, Erzurum? Ya Kayseri'nin hiç mi yetiştirdiği kimse yok? Var ama herkesi küstürmüşler, kaçırmışlar Kayseri'den. Yeni yeni insanlar Kayseri markasını ön plana çıkarabilmek için doğduğu topraklarla ödeşmek diye Kayseriler zirvesi ve diğer yapılanlarla Kayseri yavaş yavaş, oy, hatta ya emin olun ben bile bazı iş adamlarının Kayserili olduğunu öğrendiğimde çok şaşırdım. Ya adamı küstürmüşler. Başta Sabancı küsmüş gitmiş. Ali Sabancı buraya geldi. Pegasus Hava Yolları Kayseri'ye sefer açtığında Kayseri'ye geliyor PR amaçlı. Erciyes Üniversitesi'nde de çocuklara toplantı yapıyor. Çocuklardan bir tanesi sordu. Ya siz Kayseriliyim diyorsunuz. Kayseri ilk defa geldim. Diyorsun, vefasızlık etmediniz mi? Dedi. Evet kardeşim, vefasızlık ettim. Hem de çok ciddi vefasızlık ettim. İşimiz düştüğü için geldik buraya. Sefer açtığı için, dedi. Aynen böyle. O zaman şu soruyu mu sormalıyız? İletişimin önemi. Çünkü markalaşma anlatırken iletişimi bir tık atladık gibi, ama sizin söylemlerimizden çıktığında iletişimin önemi ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Bakın şimdi Aytun Hanım, olay şu. Ya işte reklama gerek yok arkadaş. Ben satıyorum ya malımı. Ne gerek var ha? Sat da göreyim. Bakın. Artık bu bakış açısı da yavaş yavaş gitmeye başladı gibi, değil mi? Aslında hep gitti. Hiç yoktu Aytun Hanım da. Ya işte parasını çok seven. Ya reklama niye para yatırayım arkadaş? Ondan sonra. Tamam yatırma. Arabasını satacak. Bakın size bir örnek vereyim. Aslında o reklam yapıyor. PR yapıyor. Bir arabası var. Bunu satacak. Garajına kitledi. Kitle garajı. Garajına kitle. Hiç kimseye söyleme. Sat da arabanı göreyim bak. Arabanın markası çok iyi olabilir, sıfır araba olabilir. Fiyatı da çok uygun olabilir. Fiyatı da çok hiç kimseye olabilir. Söyleme. Kahvede arkadaşlarına da söyleme. Sat da göreyim. Birinin içine doğacak. Gelecek, şu garajı açtı, şu parayı al diyecek, öyle mi? Peki o adam arabayı çıkarıyor. Peki soruyorum size. Tozlu, üstüne kuş bilmem ne yapmış. Yan tarafı o arabayı satlığa çıkarıyor mu? En azından yıkatmıyor mu? Ya da yıkamıyor mu en azından? Şöyle etrafına bakmıyor mu? İçinde özel eşyası varsa almıyor mu? Koltuğu yırtıksa ya bir de satılır mı diyor mu, demiyor mu? Şöyle bakıyor mu, bakmıyor mu? Yoksa koyuyor garajına, bir derse gelip alıyor. Böyle bir satış tekniği var mı? Alıcıyla satıcıyı bir araya getirme, adını iletişimde, reklamda, PR'de, başka kelime kullan, promosyonda, kampanyada, ne dersen de Aytun Hanım. Bir ürününüz varsa, bir fikriniz varsa, bir ideolojiniz varsa, ya ne derseniz deyin, yani bunu karşı tarafa aktarabilmek için bir eylem yapmak durumundasın. Bu eylemin adına ne dersen de, ister bedava yap, ister kendin yap, arabayı alladın, pulladın, pullamadın ama azından yıkadın, komşulara söyledin, eşe dosta söyledin. Bu işlem nedir Aytun Hanım? Bu işlem satma çabası, alıcıya ulaşma çabası değil mi ya? Araba, peki yazın arkasını önüne sattık diye cep telefonu da koydun. Evinin önüne de koymadın, garajının da durmuyor. Götürüp üstelik enişte yerlere çekiyorsun. Paralı olduğu zaman kaldırıyorsun. Parası olduğu zaman insanların en çok geçtiği Kayseri Park'ın orası, bilmem neresi, insanların en çok geçtiği yere görmesi için koymuyor musun Aytun Hanım? Ya bu eylemin adı nedir?
Yani sen arabayı satmak üzere reklam vermedim de verme. Ben reklamı kutsamak için söylemiyorum. Yaptığın işlemin adı ne arkadaş? Pazarlama yapmıyor musun sen? Arabanı satmak için eylemde bulunmadın mı? Götürdün, sabah çektin işlek yere, akşam kaldırdın, başka yere koydun. Buna ceza yazmıştım belediye başkanı da, müthiş derecede millet istediğinde yeniden kaldırdılar. Peki sen bunu, demin marka diye konuştuk. Çok ciddi markalaşmış yerlere koyuyorsun. Şu anda iş o noktaya geldi ki öyle bir marka değeri oluştu ki araba alıp satanların, ya Süper Lig'deki oynayan bir takıma sponsor oldu araba satan firmanın bir tanesi. Bu şekilde alıp satan firmanın bir tanesi. Dikkatini çekiyorum yani. Oraya da veriyorsun ama. Oraya da reklam veriyorsun. Bilmem ne veriyorsun. Duyuru koyuyorsun. Bakın. Peygamber Efendimiz. Diğer peygamberler. İnsanlara doğruyu anlatmak için ey örtüsüne bürünen Habibim, elçim. Kalk insanlara doğruyu uyar diye ayet nazil oluyor. İnsanlara anlatıyor. 13 sene boyunca Mekke'de anlatıyor. Her türlü şeyi teklif edilmesine rağmen inandığı davayı anlatmak için ne çaba gösteriyor? Elçiler gönderiyor. Bir kişi geliyor, saatlerce onu anlatıyor. Saatlerce anlatıyor. Anlatmadan, ifade etmeden, duyurmadan, bakın duyur, duyur. Ezan, evet 5 vakit, güzel. Ama ezanı da duyuruyorsun, biliyor musun? Duyurmak zorundasın, anlatmak zorundasın, tekrar etmek zorundasın. Bu yaşadığımız şartlar gerekçesiyle değil, dünyanın her döneminde, her zamanında böyleydi. Hristiyanlar tabii çan çalıyordu. Öteki o da bir duyurma alıcıyla satıcı, bir alıcı var, bir satıcı var. Alıcıyla satıcı arasındaki iletişimi sağlama olayıdır. Adına ne dersen de bunun şekli var, şemali var. Sen pazara çekiyorsun arabayı, gelene de anlatıyorsun. Daha genişletiyorsun. Televizyonla bunu yapıyorsun. Billboard'la yapıyorsun. Radyoyla yapıyorsun. Gazeteyle yapıyorsun. Geldik siyasi partilere. RTÜK televizyon reklamları yasakladı. Bizi de davet etti. Şimdi serbest de. Bir tane de Genç Parti olayından sonra yasaklandı. Genç Parti sadece televizyonda reklam yaparak, hem de ağırlıklı kendi televizyonda reklam yaparak %7,5 oy aldı. Biz Kayseri'de anket yapıyoruz. Yaptık, merkeze gönderdik. Göndermeden önce sadece Kayseri kaşesi bastık. Ankete hiç dokunmadık. %7 civarında çıkıyordu. Ya çok şok bir rakamdı, biliyor musunuz? Merkezdeki anketi koordine eden arkadaşa dedim ki ya şimdi kargoya vereceğiz. Hiç dokunmadık. Sadece il olduğunu belirten kaşemizi bastık ama bir yanlışlık mı yaptık? Ya anketi yanlış mı yaptık acaba biz? %7 civarında çıkıyor. Arkadaş dedim. Dedi ki postala Türkiye'nin her tarafında öyle çıkıyor dedi. Ve öyle çıktı gerçekten de. Peki nasıl çıktı? Cem Uzan hiçbir yere çıkmadı, hiçbir yerde konuşmadı, hiç soru cevaplamadı, hiç basın toplantısı yapmadı, kimsenin sorusuna cevap vermedi ya. Beyaz bir gömlekle bir reklam, çok başarılı bir reklamcının, çok başarılı bir reklamcının kontrol altında logosu, tarzı, sloganı, gömleği, aşağı yukarı 12 tane gömleği varmış. Sürekli değişiyor ama hep aynı gömleği giyiyor. Beyaz gömlek, hafif yakası, açık kolları da kıvırık. Hepsi imaj çalışması bunların. Tamamı imaj çalışması. Ve gittiği yerdeki konuşmalar ve orada ön sıradaki hep selamlaması, çekim teknikleri filan patlattı ya. Ankara'da ya bu nasıl iş arkadaş dedi. Gazetede serbest, radyoda serbest. Televizyonda niye yasak? RTÜK'ün o zamanki herhalde hukuk servisindeki arkadaşlar şöyle izah ettiler. Mutlak adalet diye bir adalet yoktur. Televizyon reklamları ile milli irade, yani normalde halkın tercihleri değişebiliyor. Televizyon halkın tercihlerini sırf reklamla değiştirebildiğini gözlemledik. İspatlandı, doğru. Ondan dolayı o dönem bir yasak gelmişti. Yanlış mıydı? Yanlıştı, doğruydu. O dönem olan bir şey. Şimdi kalktı zaten, bu tarihi bir hadise. Ama şunu söyleyeyim. Demek ki televizyon, evet billboard da etkili. Doğru, etkili.
Sadece siz bakacaksınız billboard'a. Döneceksiniz, bakacaksınız. Arabayla giderken de şöyle bakacaksınız. İki, gazeteyi alacaksınız, okuyacaksınız. İstediğiniz zaman okuma şansınız var. Radyoda dinleme şansınız var, dinleyeceksiniz. Birinde ses var. Birinde sadece görüntü var. Bu tarafta hem ses var, hem görüntü var ve her yerde var. Telefonda da izleyebiliyorsunuz, bilgisayardan da izleyebiliyorsunuz, uydudan da izleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla reklamların ya da iletişimin açılanım ya da alıcıyla satıcıyı buluşturabilmenin yolu bu. Yani ben malımı satıyorum. Satamıyorsun arkadaş, satamıyorsun. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim. Senin de çok iyi tanıdığın. Sivas Caddesi'nde ne diyoruz biz buna? Elektronik eşya satan 3-4 tane de şubesi olan bir arkadaşımız AVM'ler açıldığında ya dedi AVM'ye girmeyeceğim dedi. Ne düşünüyorsun dedi. Ya gidişata uyu. Yani gidişata uymasan sürüden ayrılanı kurt yer. Geldiğimiz noktada kapının önünde otopark paralıydı. İki tanesini gelen insanlar için kapatmış, gelen müşteri oraya rahat park etsin diye park. Bu ne çalışması Aytun Hanım? Bu kaynak ne? Oraya iki otoparkı 24 saat kendine ayırmış. Orada duruyor, hemen müşteri geldiğinde tak giriyor oraya. Bakın bu ayırdığı kaynak ne, nedir? Promosyon değil mi? Bu ne çabası? Kesinlikle. Müşteri ulaşma park çabası tırmak, değil mi? Biz tedarikleri profesyonellerden almayı tercih ediyoruz. Çok başarılı bir yerden ürün aldığımızda onlar da nereden alıyor biliyor musun? Bunlardan alıyor. Ürünü buradan almış. Şimdi yürüsek 2 dakika. Buradan değil. Bakın biz ürünü oradan alıyoruz. Ama o bundan beni aradı. Ya ürünü ben verdim. Benden alsaydınız dedi. Hayır onu senden almadık. Biz o markadan aldık o ürünü dedim. Senden alsak abi sen CD kapağını 5 lira 5 kuruş ona hesap ediyorsun. CD veriyorsun millete kapağını vermiyorsun ya 5 kuruş diye dedim. Abi sen markalaşamadın dedim ya. Senden aldık çürük oldu çürüktü yanlış çıktı. Nasıl uğraş dostluğumuz bozulacak dedim yani. Hatta konuşurken tahmin ediyordum sen de yanındaydın başka şeyler de söyledim. Ama biz o markadan aldık dedim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Şu anda o marka değeri nedir biliyor musunuz? O markalaşmış alım satım satıcıyla alıcıyı bir araya getirenlerde ne vardı biliyor musun? Hatırlıyorum güven sorunu vardı. Şimdi ne çıktı biliyor musun? Garantili satış diye bir olay çıktı. Çok az bir para veriyorsun. Paran garanti. Ürünü beğenmediğinde geri gönderiyorsun. Paranı da o kişi sana geri iade ediyor. Bunun garantisini de o marka sağlıyor. Nasıl ama? Onun için klasik, konvansiyonel, ben ne olsa satarım ha diyenlerin durumunu görüyorsunuz. Allah daha çok versin. Babadan dededen milk kalmış. Eğer sata sata bitirirse bitirir, değerlendirirse değerlendirir ama peki o zaman sorumuz, reklam olmadan bizim sorunumuz o değil. Reklam olmadan markalaşabilir mi? Olmaz. Reklam olmadan markalaşma şansı yok. Reklamın ya bakın reklam olmadan markalaşamaz, kendini anlatamaz. Bize reklam verin ya. Reklam çok kutsaldır. Asla demiyoruz. Öyle bir şey demedik. Bizim tarzımız o değil. Onu da kastetmiyorum zaten. Zeki Sezer. Bir tanesi çok seviyormuş. DSP'nin genel başkanı. Eline boyayı almış. Parası da yok. Pulu da yok. Güneydoğu'ya giderken her metruk binanın üstüne DSP Zeki Sezer yazmış. Biliyor, ya bina yıkılana kadar, yağmur onu silene kadar var ya kaç sene kaldı. Bu Kayseri'den Güneydoğu'ya gidenler görmüştür. Her metruk binanın üstüne inmiş artık gece. Hepsine yazmış. Bir tane boya, bir tane fırça maliyeti. Bu da bir PR çalışması. Peki faydası oldu mu? DSP nerede? Zeki Sezer nerede? Amaca ulaşmak gerekiyor. Doğru yerde, doğru noktada reklamı, pazarlamayı kullanmak gerekiyor sanırım. Şimdi baktığımız zaman Türkiye'de 3 büyük market zinciri var ve inanılmaz da reklamlarla gündemdeler. Diğer yerel marketler de reklama çok sıcak bakmıyorlar ama hani şey oluyor ya bir ihtiyacımız yok biz satıyoruz de sözü. Burada devreye girmiyor sanırım değil mi? Çünkü baktığımız markalar adı işte yine asitli içeceklere de baktığımızda ya da şampuanlara baktığımızda yıllardır devam eden çalışmaları var. Gerek yazılı gerek işitsel gerek görsel ama mutlaka reklamı kullanıyorlar. Bu paradoks hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Gerçekten olağanüstü güzel bir nokta. 3 harfi denilen şu anda 10 bin civarında
Türkiye dışında da Fas'a gitmiştik. Fas'ta bir tanesini gördüm. Ya tek renkli markaydı biliyor musun? Azerbaycan'a gittiğimde de yıllar önce, şimdi biraz daha gelişti de, yine bizim markalardan bir tanesini gördüm. Şimdi 3 tane marka. Ucuzluk marketler diyoruz biz buna. Discount marketler Avrupa'da da çok yaygın. Mesela bizim burada poşet veriyorlar, paralı da olsa orada poşet de verilmiyor. Yani oradan alırsan kolilere atıyorlar, kolilere koyuyorsun da çantana koyuyorsun. Mantıklı. Evet. Şöyle yola çıktılar bunlar. Arşivi açar bakar insanlar nasıl çıktıklarını. Biz maliyetleri düşürmek için tabela yapmayacağız. Totem çok büyük dikmeyeceğiz. Cama yapıştıracağız ve dekorasyona para harcamayacağız. Malı dizmeye, malı albenini göstermeye, kolinin içerisinde açıp koliyi öyle satacağız. Maliyetleri minimize edip öyle tüketiciye ulaşacağız. Ve en önemlisi reklam vermeyeceğiz. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Bunu bu şekilde düşünenden alıp kulağına mı küpe yapar, hap yapar mı içer, boğazına muskayalar mı asar? Bir baksınlar. Biz reklam vermeyeceğiz. Çünkü biz maliyeti düşüreceğiz. İnsanlara zaten ulaşırız. Dediler. Didiler. Kayseri tabiriyle didiler. Peki soruyu söyleyeyim mi? Gelinen noktayı söyleyeyim mi? Türkiye'nin en çok reklam veren firmaları 3 harfliler. Gazete, televizyon, aklına ne gelirse. Gazetenin içerisine insert, arabalarda bilmem ne aklına ne geliyor. Megalight, billboard ya hepsinde varlar yani. Ve televizyonda varlar. En önemlisi televizyonda varlar. Yani hem de ne reklamlar Aytun Hanım, ne reklamlar, ne kaliteli reklamlar. Mesela çıldırmış diyor. Çok hoş bir reklamdı. Aa çıldırmış. Ya burası çıldırmış. Diyor. Ta Çıldır'a gidiyorlar. Ağrı'nın Çıldır ilçesine gidiyorlar. Ağrı'nın Çıldır ilçesinde bile şube açtığını göstermek için. Ve şunu söyleyeyim. Ya çok şaşırdım. Yerlerde çekim için gittiğimizde bakıyorum. Mutlaka 3 harflerinden birisi var. Ve kurumsal. İnanılmaz derecede kurumsal. 10 bin tane şubeye lojistiği sağlamak, olayı aktarmak, onun tanıtımını yapmak, onun insertlerini... Ya çok ilginçtir. Adam reklam yapıyor, indirim yaptıkları ürünleri televizyonda duyuruyor. Hani reklam vermeyecekti, hani satıyordu, hani indirim yapınca satardı. Şu üç tane üç harflinin nasıl büyüdü bunlar, neyle büyüdü? Hani baştan yapsanıza kardeşim, kâr, ya bakın hep kar çok önemli diyorsunuz ki %1'le satıyoruz. Bir %1,5'la satıyoruz diyor. %1 ile %1,5'la sattığınız şeyden o kadar milyarlarca liralık reklamı nasıl veriyorsunuz? Vermeyin arkadaş. Vermeyin ya. Vermeyin. Burada şu devreye giriyor sanırım değil mi? Çünkü o kadar çok beynimize algılar yönetiliyor ki bir şey görmediğimizi unutabiliyoruz ve yerine başka bir marka eğer ki ortadaysa ona doğru yöneliyoruz. Şimdi ben alışveriş yaparken hangi marka olursa olsun gözümün önünde canlanan markaya elim gidiyor. Evet marka belki yıllardır devam ediyor ama sektörde ara vermişse reklamına, tanıtımına ne yapıyorsunuz? Onun yerine dolduranla yola devam ediyorsunuz. Burada sanırım devreye o giriyor. Sürekli kendini hatırlatmak çünkü çok uyarıcı var. Özellikle son dönemde teknolojilere baktığımız zaman inanılmaz uyarıcı var. O uyarıcıların arasında marka mutlaka kendini göstermeli değil mi? Dedim Mısırcığım o marka yan yana duruyor. Bir tane sizin gözünün içine bakıyor, ayakta, buyurun efendim filan diyen son derece kibar giyimli bir hanımefendi. Sağ tarafta oturup telefonuyla oynayan, yüzüne bile bakmayan, efendim altın dağıtsa kimse almaz ondan, lanet olsun der ya. Saman elinse samanlık senin olsun der. İki karpuzcu yan yana, karpuzcunun bir tanesi gitmiş arkada uyuyor ya da başka işliyorcu. Diğer karpuzcu da tezgahına dizmiş, aynı tezgah ama gözünün içerisine bakıyor, ikram ediyor. Hangisini alırsınız? Bir tane iki tane baktığınız bir tanesi bir marka var. Ya diyorsunuz ya burada çürük çarık olmaz. Burada müşteri hakları olur. Geri iade edebilirim. Geri verebilirim diyorsunuz. AVM'lere bakın. Bir AVM'lere bakın. Kapananlara bakın. Devam edenlere bakın. Uluslararası marka zincirlerin hiçbirisi kapanmadı ya. Bir de bizim yerel marketlere, yerel markalara bakacak olursa ilk önce AVM'de İlk sallantı da onlar gidiyor. Niye biliyor musun? İlk sallantıda reklamı onlar kesiyor. En ufak krizde reklamı kesiyorlar.
Kusura bakma, sen kendini ilk krizde yere kapatırsan müşteri senden, dünden kapatır müşteri sende. O zaman parantez açıyorum, reklam maliyetleri nasıl? Şimdi reklamı tabii, reklam kar maliyet dengesi Aytan'ım son derece önemli. Evet, çok yüksek maliyeti reklamlar çok kar edecek, çok yüksek olacak diye bir kaydı yok. Size bir örnek anlatayım tarihten, çok somut bir örnek anlatayım. Kalmadığı için de anlamı yok. Pereja kolonyaları vardı Türkiye'nin reklamlık tanıştığı yıllarda. Müthiş bir reklam yaptı, Müjdar'ı oynattı. Müjdar daha Müjdar değildi o zaman. Müjdar Pereja kolonyası patladı. Müjdar müthiş meşhur oldu, Pereja kolonyası battı. Yani bir reklam verirken, ver arkadaş reklamın kötüsü olmaz. Ya reklamın maliyeti olur. Evet, o söz doğru, reklamın kötüsü olmaz da bedava mı o reklamı sen yapıyorsun? Bir tarihte bir diş hastanesi Kayseri'de faaliyete geçecek. Güldünüz, iyi biliyoruz süreci, beraber yaşadık. Ya adam, bir tane adam tutalım, billboard elimize de ilan verelim, dağıtalım. Adam bir günlük asgari ücretten sigorta istemiş. Asgari ücretten sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşamı kendim yerim. Bunun parasını da istemiş. Bir de nereyi dağıtacağım? Şurayı şuraya. Bir, nasıl dağıtayım tek kişiye? Bir de bisiklet verin bana demiş. Bir kişi bir elle ilanı bastırıyor ve bunu millete dağıtarak duyurmaya çalışıyor. Düşünebiliyor musunuz? Reklamda maliyet ve kar, ve kar derken maddi anlamda kar değil. Yani ne kadar yatırdınız, ne kazandınız, bu konuşulabilir. Maliyeti artıran unsurlar var. Reklamlar, Aytun Hanım, bir dakikanın daha altında olursa reklamdır. Tam kural anlamında kural değil ama birkaç dakika, bir dakikaya geçtikten sonra tanıtıma giriyor. Ve reklamların televizyonda yayınlanması çok ciddi bir maliyet. Nasıl maliyet? Uydu kirası ödüyorsunuz ve özellikle uydu televizyonlarını kastım, dolarla ödüyorsunuz. Bunu da geçtik. 12 dakika hakkınız var. 1 saatte 12 dakika hakkınız var. YouTube kurallarına göre de yapacaksınız. Bu 12 dakika, yani uçağınız var. Tamam mı? 100 koltuklu uçağınız var ama size diyor ki 12 koltuk satabilirsiniz. Yani siz 12 koltukla, her saat sattığınız 12 koltukla siz o tüm uçağın masrafını çıkaracaksınız. Bir de bu 12 dakika, her saat 12 dakika. Gecenin üçünde de 12 dakika. Diyor ki ya %20'sini reklama verdik. Kardeşim saat 3'te 4 arası da %20, saat 5'te 6 arası da namaza kalkanların %20. Prime time dediğimiz karpuzun göbeğinde de 12 dakika veriyorsun. Ve o kadar da çok kural var ki burada. Ve bakın, inanın bu doğrudan satış var. Bir saatlik bir hak tanıyorsunuz doğrudan satışı. Ben gittiğim her toplantıda, konuştuğum her yetkiliyle hiçbirini de ağlamadım. Hepsinin ne dedim biliyor musunuz? Şu reklamın süresini artırın. Artırın kardeşim, reklamların süresini artırın. Sana ne ya? Özel sektör burası. Özel sektör. Kamu kuruluşu değil ya. Sen geliyorsun, reklamdan pay alıyorsun, başka şey, şu kadar yayınlayacaksın. Avrupa'sının ötesi sözleşmesinden bir karar alınıyor. Konu. Ya reklam süresi artsın ki. Bakınız, siyasi partiler, hazine niye yardım ediyor Aytun? Müteahhitlere, para babalarına muhtaç olup da iktidarı aldıktan sonra, iktidar onlara boyun eğri olmasın diye hazineden para veriyor. Milletin parasından oya göre para aktarıyor. Bence son derece sağlıklı. Bu hazine yardımı yapıldıktan sonra tüm siyasi partilerin kendi genel merkezlerini kendi yaptırdı. Bence çok doğru bir yaklaşımdı. Daha önce ne olurdu? Para babalı adamların binasında genel merkezi olurdu ya. Adam özellikle gelin benim binamda oturun, şereflendirin beni derdi. Tamam mı? Ondan sonra da genel başkan geldiğinde, efendim şuradaki işim biraz sıkıntılı. Ya genel başkan da bakıyor, o parti binasını bize verdi. Bedava buna bir yardımcı olun. Yine bir mekanizma vardı. Bu hani yine yok mu? Yine var ama en azından partiler devletten para alıyor, o alıyorlar ya. Peki televizyonların özgür, bağımsız, demokrat, objektif olabilmesi için de ayakların üstünde durması gerekiyor. Ayakların içinde durması için de para babalarına muhtaç olmamaları için reklam almaları gerekiyor. Reklam alarak da iş dünyasına katkı sağlamaları, istihdam sağlamaları gerekiyor. Türkiye'nin işsizlik şimdi de çok fazla ama yine böyle bir kriz olduğunda devlet şöyle bir mekanizma geliştirmişti. İş, istihdam ve reklam demişti. Aynı hatırlayın, küp vardı evet. Böyle bir tane. Yani biz müesseseleri ayakta tutalım, müesseseler işçi alsın ve işçiden istihdam oluşsun. Yani işçi çıkarmasın. Bunları yapmak için de müessese ürettiği ürünü, kurumda ürettiği ürünü satabilsin diye reklama destek olunsun denmişti.
Dolayısıyla reklamın maliyetini artıran unsurlar süreyle çok ilgili. Bir ara jil reklamları vardı. 10 saniye bir reklam, bir milli maçtan sonra reklam vardı. Adamın cirosu patladı. Uzun reklamların maliyet yüksek olduğu için uzun reklamlar, reklam her gün yayınlanmaz. Burucu reklamlar bir dakika falan olmaz zaten açılan. Onda da nedir? İş Bankası'nın işte mesela kuruluş yıl dönümleri gibi, Ziraat Bankası'nın kuruluş yıl dönümlerinde genellikle 1-2 dakikalık bir reklam oynuyor. Ama nasıl oynuyor biliyor musunuz? Ya da Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünde Cumhuriyetimizi kuran değerlerle ilgili reklamlar yapılıyor. Koç grubun ya da diğerlerinin. Bunlar 1-2 dakikalık bir süredir. Çok da uzun prodüksiyonlar ister ve ortalama bir reklamın maliyeti büyük ve starların oynadığı dizileri ya da filmleri kastetmiyorum. Sinema filmlerini kastetmiyorum ama her gün böyle çıkan, yeni çıkan, yeni parlayan insanların çektiği filmler var. Her gün yayınlanıyor. Bir müddet sonra, bir sene sonra da zaten şeye düşüyor, PD'ye düşüyor. Onları kastediyorum. Bunların maliyetiyle ortalama bir reklam filmi maliyeti aynı. Prodüksiyonu çok pahalı. Niye pahalı? Demin anlattım. En kreatif insanlar reklam sektöründe çalışıyor. Metin yazarı. Evet, çok zor. Çok aranıp bulunamayacak insanlar. Reklam yönetmenliği, bizim sektörde yönetmenliğin en üst kategorisi reklam film yönetmenidir. Bunlar mesela birçok kişi klip çeker ve oradan diziye geçen yönetmenler var. Mesela dizi çeken yönetmen. Baktığınız zaman bir diziye Aytun Hanım, emin olun, yani herkesin tabii anlaması, uzmanlık alanı çok farklı. Kimsenin anlamasına gerek yok. Çok tali bir konu ama işi bilen biri baktığı zaman ya bu yönetmen reklam sektöründen gelmiş diyorsun. Objeleri anlıyor. Niye biliyor musunuz Aytun? Maliyet artırır, en önemli olsun süre. Siz çok kısa bir süre içerisinde dünyada en kısa süre içerisinde maliyeti en yüksek iş reklam ve promosyon sektörü. Siz 10 saniyede bir şey anlatıyorsunuz, adamın 15 saniye. Bir aylık bütçesi var, iki aylık bütçesi var. Sınırsız değil. Siz onu anlatacaksınız. Başaracaksınız ve o markayı marka haline getireceksiniz. Ürününü duyuracaksınız. Koydum satılıyor. Yok öyle bir şey. Ya siz sarapsınız, paranız da çok, altın. Ya her gün özenle ellerinize bilezik, ellerinize eldiven takarak o bilezikleri leke olmasın diye koyuyorsunuz tek tek. Hiç üşenmeden. Onları akşam tekrar alıyorsunuz, tekrar koyuyorsunuz. Dışarı gidecekken bile lavaboya güvendiğiniz birini değil iki kişiyi bırakıyorsunuz. Silah ruhsatı alıyorsunuz, kamera koyuyorsunuz, emniyetle bağlantı, panik butonu koyuyorsunuz. Ya altın malım, altınken tanıtıyorsunuz, vitrine koyuyorsunuz. Yani mesela şöyle, altınım var ya, ben pazarcı bağırır da altın kıymetli bağırmaz. Elin körü. Pazarcının, senin sermayesinin 500 tane pazarcının sermayesi, bir sarrafın sermayesi ama sarraf vitrine koyuyor, süslüyor, ediyor. Efendime söyleyeyim, ayağa kalkıyor geldiği müşterinde. Yaz döneminde işte Almancı çok, düğün dernek çok da onlara şey yapıyor. Bir yatırım yapıyor. Bir de komşusuyla fiyatlara bakıyor ya, fiyatları merkezden tek tek düşüyor, kontrol ediyor. Efendime söyleyeyim, hepsinden daha çok PR çalışmasını sarraflar yapıyor. Parası çok olan adam daha çok yapıyor zaten. Parası olan adam ne yapıyor? Sigortacı bir tanesi biriyle tanışırken dedi ki ben dedi şu dedi ben dedi zenginler severim dedi. Bir dakika ya, bu nasıl tanışma falan dedi. Ben sigortacıyım arkadaş dedi. Zenginin dedi sigortası olur. Bana sigorta ettir ya, dur, bu da ilginç bir tanıtım yöntemi falan dedi. Hadise şu, Aytun Hanım emin olun alıcıyla satıcının çok sadeleştiriyorum ve basitleştiriyorum. Reklam inanmış, inanmamış, vermiş, vermemiş hiç önemli değil. Ama alıcıyla satıcının bir araya gelmesi ve alıcıyla satıcının pazarda affedersin Kurban Bayramı'nda inek alacak, 7 kişi gidiyor, işte 3 kişi, 5 kişi neyse orada bir pazarlık süreci yaşanıyor. Adam ineğini getiriyor şeyden, Ağrı'dan. Kayseri pazarında satmak için çadır kuruyor, ona yem veriyor, süslüyor. Su veriyor, süslüyor, bakıyor, bak abi diyor, bu işte diyor kuru besi diyor, bilmem ne diyor, anlatıyor. Bu ne çalışması Aytun Hanım? Satsana Ağrı'da, besledin, Ağrı'da, dursun ya o ine, sen de ineğe girdiniz Aytun Hanım, 7 kişi benden, sana izin, git Ağrı'ya, tamam mı? Ondan sonra işi bilen birkaç yıl Ağrı'ya kadar gidin, adamı bulun, adamın ahırından yeri seçin, tamam mı? Nasıl adam satacak? Ya adam sizi kovalar ya arkadaş, niye geldi? Kayseri'den almaya geldik. Ya nasıl bu iş? Ne alakası var? Satıcı mı? Parana bakacak. Bu nakit doğru mi? Yerde, doğru noktada yani, buluşturmak çok çok önemli. Kesinlikle. Yani alıcı, satıcı var. Birinin
birinin almaya ihtiyacı var, birinin de ürünü satmaya ihtiyacı. İşte bunun ikisinin arasındaki ilişki, yöntem ve duyuru reklamdı, pazarlamaydı, promosyondu, tanıtımdı, PR'dı, ne derseniz deyin. Bu siyasetçi de olabilir, ticaretçi de olabilir, pazarcı da olabilir, başka bir şey de olabilir. Okul müdürü de olabilir. Okul müdürü topluyor herkesi, okulunu daha iyi yönetebilmek için, derdini anlatabilmek için, ödül alabilmek için, kupa alabilmek için, öğrencilerini başarılı edebilmek için çaba sarf etmiyor mu? Anlatmıyor mu? Okul anlatmıyor mu? Öğrencilere anlatmıyor, öğrencilere hazırlamıyor mu? Aynı bir teknik direktörün yaptığı gibi. Siz geldiniz, teknik direktörsünüz. Konuşmayın ya, Aytun Hanım, niye konuşacaksınız? Kalben bir mesajı gönderin, futbolculara oynasın. Var mı böyle bir şey? Rakibi izliyorsunuz, siz takip ediyorsunuz. Yani burada, bu meydanda davranmayacak kimse meydana atılmaz Aytun Hanım. Oturduğunuz yerde, oturarak sokuzum içerisinde Saracoğlu hocamın dediği gibi dua ederek Allah'ım sen beni koru, Rabbim sen beni koru diyor. Adam sürekli dua ediyor diyor. Evet, Allah senin askerin arkadaş derdi. Hocam ruh içerisinde yatsın ya. Ya diyordu senin ona ihtiyacın var. Onun sana ihtiyacı yok diyordu. Bunu da aynen şunu söylüyorum. Arkadaş ürün satılacaksa, ürün eğer pazarlanacaksa, ürün hedefe ulaşacaksa bu bir fikir olabilir. Yok arkadaş ben buna inanmıyorum. Peki neye inanıyorsun? Ya bakın son olarak şunu söylüyorum. Hiçbir şeye gerek yok. Hiç anlatmıyor. Hiçbir şey söylemiyor. Sessiz protesto dediğimiz protestolar vardır. Mesela oturur bir yerde mesela bir büyükelçinin önüne Uygur Türklerine yapılan zulmü protesto etmek için gece gündüz oturanlar var. Ağzını açmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Ağzına patlamış hatta Aytun Hanım. Bakın ağzında patlamış. Orada saatlerce oturuyorlar. Evet. Peki bu bir faaliyet değil mi? Bu bir eylem değil mi? Bu bir tanıtım bu bir mesaj değil mi? Bu bir tanıtım değil mi? Vesselam. Artık bunun üzerine de söyledik sözlük saygılar İlerleyen sunuyorum. İlerleyen programlarda reklamın amacını, çeşitlerini, müziklerini, yazarlığını, jingle'ını konuşalım. Çünkü konuşalım. Reklamcılık sektörü hakikaten çok farklı ve gelişen bir sektör. Ve çok da güzel bir keyifli bir sektör. Çok gerçekten konu var ve çok da sevdiğim bir alan ve gerçekten de çok keyif aldım. En keyif aldığım programlardan biriydi bu. İnan yaşadım ve herhalde süreyi de çok açtık. Reklam verenler şimdi reklamlarınızı bekliyor o yüzden. Reklamları bekliyorum. Genel yan yönetmenle söyleyelim. Bir daha programı uzatmasın. Ben çok uyarım kuralları ama konu sektör çok sevdiğim. Reklam olunca. Ve çok uğraştığım alan olunca gerçekten çok da güzel konular var ama buna devam edelim. Hem de bilgilendirme, bilinçlendirme de zannediyorum çok da etkili reklam olacaktır. Markalarını konuşalım. Çünkü İnşallah. Gerçekten çok güzel hikayeler de var reklam Aynen. markalarında. Şöyle 23-24 yıla baktığımızda Sayın Ömer Faruk Amurcu Bey'le çektiğimiz, bizzat yaşadığımız öyküler, hikayeler var. İnşallah reklam markasını sizlerle paylaşacağız bir ileriki programda. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın, esen kalın. Allah'a emanet olun efendim.